Evet arkadaşlar, ben Akter Güler. Beşiktaş Trabzonspor maç sonunda sizlerle birlikteyim. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İki takım da cebine birer puanı koydu. Deplasmanda Trabzonspor 1 puan kazandı diyelim. Beşiktaş ise kendi evinde 2 puan yitirdi diyelim. Bugün manşeti bu olsun. Gelelim maça. Beşiktaş sahaya 4-2-3-1 formasyonuyla çıktı. Bence bu sistem Beşiktaş'ın oynamaması gereken bir sistem. Beşiktaş'ın oyuncu kadrosu bu sistemi oynamaya müsait değil. Özellikle orta alanda bu sistem oynadığında Beşiktaş fizik gücü, sakatlıktan sonra yerinde olmayan, eski hırsı ve mental olarak kafası sağda olmayan Josef ve geberik Delali, forvet oyuncusu Delali özellikle söylüyorum. Delali orta saha oyuncusu değil. 9.5 numara gizli bir forvettir. Oyuna katkısı, topla ilişkisi çok iyi bir şekilde olmuyor. Sadece Weghorst'un boşalttığı alanlara çok iyi girip son 1-2 vuruşu yapmada yetenekli ve gol vuruşu yapmakta, skor katkısı yapmakta yetenekli bir oyuncu. Ama orta alana gelip oyun katkısını, oyun organizasyon katkısı çok iyi bir oyuncu değil Delali ve fizik olarak da iyi değil. Geberik bir durumda şu an. Beşiktaş orta alanda Gbami, Hamsik ve Bakasetas orta alanında ilk yarıda kağıt üstünde daha kötüydü Beşiktaş orta alanda. Mahkum kaldı Trabzonspor orta alanına. Oyunu Trabzonspor orta alanı yönlendirdi. Bu yanlıştı. Oyuna Getson'la başlamalıydı bugün Beşiktaş. Getson'la başlarsan Josef'le başla. Çünkü Getson'un da dinamizmi, enerjisi çok iyi. Ya da Josef'le de başlama. Dediğim gibi, benim her zaman söylediğim gibi Beşiktaş bu formasyonu oynamaz. 4-4-2 oynar. Benim Beşiktaş kadrosunu bugün yanlış bulduğumu söylemek istiyorum. Trabzonspor orta sahası bu Beşiktaş takımına üstünlük sağladı ilk yarıda. Doğru oyunu Trabzonspor oynadı. Akıllıca oynadılar. Duran toptan bulduğu gol, ona lafımız yok. O savunma, Beşiktaş savunmasının hatası yerleşim hatasına kaynaklandı. Beşiktaş sahaya kalede Ersin, bu bana göre Ersin, Tayyip Talha, herkes sağlıklı olduğunda Saiz, solda Masuaku, sağda Rozier, sol önünde Tayfur, sağda Gezal, orta alanda Getson, Fernandez ve Salih, ileride de Muleka, Weghorst ya da Cenk Tosun Muleka ile çıkmalı. Bunun sebebi çok net. Çok net. Cenk Tosun ve Muleka gerçekten birbirine benzer oyuncular ve Beşiktaş doldurma toplarla, şişirme toplarla oynuyor. Beşiktaş'ın net bir oyun planı yok. Şişirme toplarla oynadığında da en azından Cenk'ten çeken topu, Cenk'ten boşalan alana Muleka girer. Weghorst'un rakiple boğuşurken yarattığı boşluklara da Cenk Tosun ya da Muleka girer. Beşiktaş 4-4-2 oynamalı. Bugünkü sistemi yanlış Beşiktaş'ın. Beşiktaş bugünkü sistemde şişirme topları oynadı. Şişirme topları oynaması da yanlış. Neden yanlış? Weghorst uzun boyuna rağmen, Edin Dzeko'ya benzettiğim bir oyuncu benim, uzun boyuna rağmen hava topları alma oranı %55'e 45. Tamam, bir tık hava toplarında üstün ama çok hava topu hakimiyeti üst düzey olan bir oyuncu değil uzun boyuna rağmen. Weghorst teknik bir oyuncu. Wolfsburg'da da izlediğinizde oyun bağlantısı olan, sağını solunu oynatan, oyuna katılan, topu attığı zaman tekrar ceza sahasına ön direğe, arka direğe koşu yapan bir oyuncu. İlla ceza sahasında duracağım, hep benim kafama top gelsin diye bekleyen bir oyuncu değil. Herhalde Varane İsmail mi talimat veriyor? Beşiktaşlı oyuncular böyle dalyan gibi, sırma gibi görüyorlar Weghorst'u ileride. Direkt ona uzun toplar atmak istiyorlar. Bu yanlış. Beşiktaş'ın net bir oyun planı yok. İlk yarıda şunu söyleyebilirim sizlere. Trabzonspor duran toptan 16. dakikada bir gol attı. Yerleşim problemi yaptı Beşiktaş savunması. Özellikle Josef ve Weghorst izlediler. Maxi Gomez kafayı vurdu, gol oldu. O vurmasa Bartra vuracaktı. Her türlü orada Beşiktaş savunmasının hatası var. Beşiktaş dediğimiz gibi plansız, organizasyonsuz. Ne yaptığı belli değil Beşiktaş'ın. Trabzonspor'sa ilk yarıda akıllı oynadı. Güzel oynadı. Akıllı oyunu da açalım. Hepiniz altını doldurmamı bekliyorum. Bekliyorsunuz söylediğim şeyin. Şöyle Trabzonspor, Abdullah Avcı demiş ki sakin olun, Beşiktaş üstümüze gelecek. Onlar üstümüze geldiğinde biz savunmada geride bekleyelim. Sabırlı paslarla Beşiktaş yarı alanına, onların hatalarına faydalanarak yerleşelim. Duran toplarda da Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanalım. Bizde Vitor Hugo var, Bartra var.
Bugün de sürpriz Maxi Gomez çıktı. Biz duran toplardan etkili takımız. Bizim planımız bugün bu olsun demiş ve planı doğru işledi. Abdullah Avcı İstanbul takımlarına karşı Trabzonspor'un başında hiç İstanbul'da kaybetmemiş. Demek ki İstanbul maçlarında iyi oyun oynamasa da doğru oyun oynuyor. Taktiksel açıdan Abdullah Avcı doğruları yapıyor. Bugün de doğruları yaptı. İkinci yarıda evet doğru. Aldığı oyuncular özellikle 59 ve 89 arası Beşiktaş Trabzonspor oyuna mahkum bıraktı. Ama Trabzonspor taktik açıdan ve sonuç açısından 1 puan Vodafone Park'ta kötü değildir dedi. Ve taktik açıdan da iyi bir maç çıkardı. Oyun olarak net şaşalı bir oyun oynamasa da doğru bir oyun oynadı diyelim. Varyan İsmail'in de hatalarını söyledik. Gelelim ikinci yarıda şuna değineyim. Şu çok önemli. Ben hayatta benim en çok korktuğum şey hak yemekten korkarım. Bunu da söyleyeyim. Bunu Beşiktaşlı olduğum için söylemiyorum. Geçen haftalarda da beni takip edenler bilir. Bugün maçın başlarında özellikle Malek Hamşik'in futbol canavarlığı yaptığı pozisyonda Salih Uçan'ın ayağına bastığı pozisyonda benim içim acıdı. Yüreğim burkuldu. O pozisyon net kırmızı karttı. Hakem Ali Şansalan yine eyyamcılığını konuşturdu. Orada yanlış bir karar verdi. VAR da bu pozisyonu döndürmedi. O pozisyon kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Kırmızı kart. Hakem kırmızı kartı göstermeliydi. Ben bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bu da benim üstümde kalmasın. Adalet her zaman herkese lazım. Bu hangi renklere, hangi takım olursa olsun söylerim. Maçın ikinci yarısında da Varyan İsmail yine değişikliklerde geç kaldı. 66. dakikaya kadar değişiklik yapmadı. Özellikle 57 ve 59. dakika arasında Trabzonspor çok net pozisyonlar buldu. Bunları gol yapsaydı özellikle Enis Bardi kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın maçı çevirmesi çok zor olurdu. İmkansız olurdu ama şans Beşiktaş'ın yanında oldu. Enis Bardi kaçırdı. Sonra 66. dakikada Varyan İsmail bu sefer ilk kez doğru değişiklikler yaptı. Çıkardığı oyuncu Salih Uçan doğru değildi. Ama Getson ve Cenk oyunu aldığı oyuncu doğruydu. Delali'yi çıkardı oyundan. Delali'yi çıkarması da doğruydu. Bir tek Salih'i çıkarması yanlıştı ama genel oyuncular Cenk Tosun ve Getson doğruydu. Özellikle çift forvete dönmesi. Maçın başında yapması gerekeni yapmaya Varyan İsmail 66. dakikada doğruya döndü. Cenk'in hırsı, isteği, oyuncuları çağırıp prese çağırması, girer girmez Weghorst'un yarattığı boşluklardan faydalanması ve Redmond'un görerek kestiği topta Weghorst'un vurduğu kafada direkten dönen topu tamamlaması Cenk'in iştahını kabarttı. Maç 2-2'ye geldikten sonra Beşiktaş, bak bunu özellikle herkes dinlesin, bu çok önemli, bunu herkes dikkat etmez, ben buna çok dikkat ettim. 59. dakika ve 89. dakika arasında Trabzonspor'u yarı sahasına hapsetti, hiç çıkartmadı. Demek ki doğru olan neymiş? Beşiktaş takımı 4-2-3-1 sistemini değil de 4-4-2 sistemini oynamalıymış. 66. dakikadan sonra bunu bize ispat eden Varyan İsmail'in kendisi oldu. Bunu da size çok net bir şekilde söyleyeyim. Evet, son dakikalarda Abdullah Avcı 80 küsürlü dakikalarda Yusuf Yazıcı'yı aldı. Trabzonspor'un ilk pozisyonu Yusuf Yazıcı'nın uzaktan şutunda geldi. Kaleci Ersin çıkardı. Ondan sonra Beşiktaş yine bastırdı. Ama maalesef ki yine şişirme toplara döndü Beşiktaş. Tamam, bu sefer son dakikada şişirme toplara dönmeyi anlayabiliriz. Bunda problem yok. Bu normal bir olay. Sonra son dakikalarda Getson son bir kez şansını denerken, topu sürükleyip giderken Yusuf Yazıcı öyle bir hamle yaptı ki arkadan tendonuna bastı. Hakem ilk başta bunu atladı. Sonra VAR'dan bu pozisyon döndü. Ve hakem de VAR'dan izleyip Yusuf Yazıcı kırmızı kartı gösterdi. Maçın başında yapamadığını yaptı ve bu sefer doğru kararı verdi. Evet arkadaşlar, maça değindik. Genel bir değerlendirme yaptık. Varyan İsmail, şuna da değineyim ben. Ahmet Nur Çebi'yi şu konuda kutluyorum. Bence doğru değil. Bence doğru değil ama ben hayatta her zaman herkesin bir duruşu olması gerektiğini söylüyorum. Hafta içinde bulunduğu, verdiği demeçlerde dedi ki ben 3 sene görevdeyim. 3 sene boyunca Varyan İsmail kalacak dedi. Ve bu bir duruştur. Tebrik ederim. Ve bugün Beşiktaş Trabzonspor maç sonundan herkese elveda diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize dikkat edin.